ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Zan 4. Zan 4. dersimiz. Şimdi ilk önce tarifini yapıyorum. Yine bu manada. Her bir derste farklı bir yönüyle yapılıyor. Buraya buraya. Sen Emre otur kardeşim. Kişiyi örten örtüsüdür. Yani her derste zan farklı tanımlama yapılıyor. Çünkü zanın içeriği çok farklı. Dört ayağı var. Zanın içerisinde vehim var, şüphe var, cehalet var ve bilgi var. İlim yok. Şimdi dolayısıyla farklı şey taşınıyor. Her derste farklı bir meratibinden bahsediyoruz. Bu tanımlama dördüncü dersimizin ruhu olacak. Bu zanın dördüncü ders şimdi ya. Kişiyi örten örtüsü. Onu izah edecek. Umumi zannettiği hususi dünyası. Böyle umumi zannettiği hususi dünyası. Nazarında fena bir memlekete veya bir memlekete düştü. Dimağındaki tasavvurun mertebesidir. Zanın yeri dimağındaki tasavvurdadır. İman yedi mertebesi vardı. Tahayyül, aşağıda yukarı, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat yedi. Buradadır. Çok önemli bir şey şimdi o, bu kadar yapacağımız ve şunu şöyle getirdin ama bak şu anda yapacağımız dersin çarpmaz herhalde. Şu da dahil. Keşke şunun da 200'ü olsaydı dedim de bugün çok. Şimdi bak kolay olsun diye dershanede yazmadım ki zamanımız yok, zamanımız yok. Ben sabahtan beri bunu yazdım, seçtim defterde. Şimdi niye bunu gösterdim? Şu anda okuyacağım yer için gösterdim. Çok önemli bir oralardan çıktı, nereden çıktı diye sorulur. Zanın gene tarif kişinin kendi kendine kişinin kişilere kişinin varlığa, kişinin Allah'a karşı vasatıdır. Yani kişi ile Allah arasındaki berzahtır. Zan mı? Zan. Yani enayne zenni abdibi, kulumu zanına göreyim diyor ya. Kulumu zanına göreyim diyor. Allah'ın rububiyeti, Allah'ın icraatı, Allah'ın muamelesi, Allah'ın sana karşı tecellisini sen oluşturuyorsun. Bunu gavur ya dinlerden almış veya meyve risalesinde söylüyor. Hassasiyet ilminin tezayüdüyle inkişaf etmiş hisler ve haletler var. Fende gavur dahi olsa. Tam hassasiyet ilminin tezayüdüyle ve dünyanın bütün fani olmasıyla. Var ya böyle. Nedir o? Diyor ki her şey her yerde var. Her şey her yerde her mertebesiyle var. Biz diyor onu talep ederek, onu düşünerek, onu hayal ederek, ilk önce hayal ederek, düşünerek ciddi teveccüh ederek diyor. O diyor bağlıdır, çözülüyor, sana geliyor. Ciddi bir hakikat payı var. Nedir o hadisi kutside? En ayne zenni abdibi. Kulumun zanına göre rububiyetim tecelli ediyor. Herkesin Allah'ı birdir. Herkesin Rabbi farklıdır. Rabbul alemin. Kulda yazı bir Rabbin naz. Ta ki onun zannı gibiyim. Rububiyeti öyle tecelli ediyor. Bunu nasıl oluyor? Kişinin kendinden kendine, kendinden başkasına, kendinden şeceri varlığa, kendinden Allah'a
arasındaki berzahtır. Çünkü insan zaten berzahtır. Şualar 121. İnsani berzahtırlar diyor. Allah ile insan arasında bir maben yoktur. Yani başka bir berzah yok. Ha. Ama kişiyi Allah'a şöyle diyeyim. Daha antik olacak. Şimdi bu mıknatıs düşünün. Mıknatıs. Şu da demir. Bunun belirli bir mesafede durursa bu onu çekmez. Değil mi? Eğer bunu böyle yaklaşırsan burada durma şansı var mı? Yok. Yok. Yapışır aslına döner. Bu haşa Esma-i Hüsna Allah yönü. Bu da mahlukattır. Bu mahlukatı burada tutan, aslında rücu etmeyip de varlıkta, mümkünatta tutan şeytandır. Şeytandır. Eğer şeytan çıkar kendini aradan, zahir olsun yaradan, eğer şeytan buradan çıkarsa varlık, varlıktan çıkar. Varlığı mümkün kılan, varlığı mümkün kılan, Esma'dan, Allah'tan, yani uzak manası hakikat olarak burada tutan sistemin adı, şunun buradaki boşluğun adı Adem'dir, çık yukarıya, şeytandır, çık yukarıya, vesvesedir, çık yukarıya, zandır. Burada. Zanı da çıktıktan sonra gül gibi açılıyor Gonca, vehim, şüphe, cehalet, bilgi diye. Yani varlığı burada tutandır. Yoksa yapışır. Celb olur. Şimdi bu konuşmadan sonra kişinin kendi kendine, kişinin kişiler arası, kişinin Allah ile kendi arasındaki, varlıkla kendi arasındaki berzahıdır zan. Korkunç bir şey ya. O zaman kaderim, hani sıkıntılı ya kader meselesi. Kader Allah'ın sana muamelesi. Biliyor. Ha bunu sen oluşturuyorsun. Kaderin de zemini oldu şimdi. Yani kişinin zanına göre ise enayine zenni abdibi he? Onun zanına göre ise zanını nasıl yaparsan rububiyet öyle tecelli ediyor. O zaman berzahtır. Ve sistemin adıdır zan. Sistemin adıdır. Öyle bir sistemin adıdır. Zan. Zan kendisi sistem. Şimdi onun zanın ifratı suizandır. Vasatı hüstü zandır. Tefriti sistemin çökmesidir. Böyle bir sistem çalışmıyor. Adamda yok. Şimdi zanın sebebi çok önemli. Dün konuşmuştuk. Ama ciddi bir karşılığını yapmadık. Hepinizde katı katılımla beraber katmanızı yani düşünmenizi isteyeceğim şimdi burada. Ben kendimce zanın sebebi ve zemini ustad açık diyor ikinci sözde. Hot bin, sizden isteyeceğim şu. Hot bin, hot gam, hot endiş, bet bin. Bunun çaresi nihayetsiz kusurunu anlamak ve anlarsa, görürse nihayetsiz doksa ben şöyle siz düşünmenizi istiyorum sizde. Katkınızı istiyorum. Hotbin neydi? Manası? Kendini beğenen. Kendini gören lügat manası da fakat mecaz olarak. Kimi bak. Bin. Hotbin. Gören. Gören. Kendini gören. Yani yanlış yapmayacaksınız bu lügatta burada. O, onun kendini göreni, kendini beğeni yaparsan olmadı. Bin gören. Ha. Şimdi görürse kusurunu görürse, bunun çaresi, nihayetsiz kusurunu anlarsa, görürse, hodbin olur. Hodbinlik de şey kurtarır. Hudabin olur. Evet, hudabin. Hodgam. Hodgam kendini düşünen. Gamsız. Gamsız. Kendinden gam eden. Hodgam. Kendi, öyle bir gamsız ki, kendinden başka gamı yok. Böyle bir problemi yok. Böyle bir derdi yok. Alem İslam'mış, davaymış, İslam etmiş. Ya birilerle mücadele etmek gerekiyormuş, demek lazımmış. Süte yağa dokunmaz.
Ama ücrete gelince başta olmak ister. Fakat risk almaz. Bu kim? Bu nasıl kurtulur? Kendinin noksanını anlarsa ve görürse hotkamlıktan kurtulur. Siz bu sıralamayı size bırakıyorum, değiştirebilirsiniz. Ama benimkisini böylelikle bir takdim edeyim. Hodendiş. Kendin endişeli. Kendinden başka bir endişesi, tasası yok. Bu adam nasıl kurtulur? Nihayetsiz fakrını anlar ve görürse kurtulur. Yani endişe edecek bir şey yok ki. Niye? Nihayetsiz fakirsin zaten, bir şey yok ki. Neyin endişe edeceksin? Bir varlık rengin yok ki varlığından endişe edesin. Adam mesela deseler ki araba çalındı aşağıda. Kim endişe eder? Araba çalındı. Ben endişe etmem. Benim arabam yok. Arabasının çalmasından endişe eder. Ha, değil mi bir şey? Ersal da gülüyor. Kesinlikle öyle diyor. Bak arabası yok. Ahmet'in arabası lazım. Ahmet'e senin var for. Bekmi. Karamsar. Her şeyin kötünü görüyor. Yani her şey diye mümkün olduğu kadar suyu zannediyor. Hüsnü zannetmez yani. Bu adam da ne kadar aksini anlar görürse bu şeyde kurtulur. Demek ki zanın zemini bu da kurtuluş şeyi. O zaman zan genel itibariyle balondur, hususi dünyadır. Kişinin kendi kurguladığı, hani diyor ya, nazarında fena bir memlekete düştü. Nazarındaki memleket bu. O memlekette nasıl çıkacak? Kendi süsü dünyasını, umumi dünya zannettiren budur. Ama bu, bununla. Eğer bunu anlar ve görürse, aksini, fakrını, noksan ve kusurunu nihayetsiz görür anlarsa. Bir şeyle tatbik edelim mi abi? Sersemlikle bedbahtlık var ya abi. He. Ona da mesela bu zannı tatbik edersin. Aynen, aynen, ama şimdi onu nereye koyacağım bilmiyorum. Zaten orada bu bedbah adamın özellikleridir abi, şu dört tanesi. Bedbah adamı. Şu hangisi, şu mu? O bir hot gun, o demir. Şu mu diyorsun? Evet abi. Bir bedbahla bahtiyar adamı söylüyor ya bu geçtiği yerden. Şöyle o zaman şey yapayım. Oraya şu gitmez. Bedbaht mı dedin? Evet abi. Biri bedbaht, biri bahtiyar ya abi. Bedbaht. Öyle mi? Bu da bahtiyar mı değil? O zaman bahtiyar olur ona dediğiniz gibi. Tamam, o zaman bunu şey yaparsam şöyle yapayım. Anlarsa bak. Şöyle yapayım. Abi suizan günahkar mı yapıyor insanı? Yoksa sınırı yok, imansızlığa kadar gidiyor mu? Bunu yazayım da. Bahtiyar mıydı? Evet. Yazayım abi. Ondan sonra teveccüh edeceğim sorununa. Çünkü bu mevzuda ezber konuşulacak şey değil yani çok. Ben çok çok ciddiye alıyorum her şeyi. Bu zanı mı suizanı mı Hazan abi, bu bedbah olan kişi? Zan yazmışsın var ya. Zanı ne sistem? Yani o şeye taşıyor. Suizana taşıyor. Zanı, onu tamam. Aferin, o da doğru. Zanın sebebi suizana. Şöyle diyeyim, suizana taşıması. Değil mi? Şöyle ekleyeyim. Kim öksürüyor o kadar? Çok öksürüyorsan aşağı ineceksin. Tamam. Bak Nadir abi ön çıkı almadı. Suizana. Sebep olan. Evet, doğru. Tamam, doğrusu. Şimdi sen bir şey söyledin. Gafran. Yok. Abi suizan insanı sadece günahkar mı eder, yoksa sınır yok, imansızlığa kadar götürür. Abi canım, Allah suizan ediyor. Allah diyor, niye yani bunu niye böyle yaptı diyor. İcraatını beğenmiyor. Zaten sorun bu. Bu dersin ana teması, Allah'ın rububiyetini nasıl hoş karşılayacağız? Hani Allah'ın tecellisini, enayine zenni abdibi, ben de nasıl işleyecek? Şimdi zanıma göre Cenab-ı Hak tecelli ediyorsa ben zanı tanımıyorum. Zanı suizana götüren, zanı hüsnü zana götüren bilmiyorsam ben zanı nasıl yöneteceğim? Ki kural şudur,
insanda. Yönetemediğin her şey seni yönetiyor demektir. Terbiye edilemeyen her bir his, latife, duygu sırtlan gibi seni yer. En büyük bela akıl olur. Akıl bela olur diyor. Akıl bela olur. En büyük bela akıldır. Çıkart, hayvan ol, mümkün de değil. Sırtlan gibi seni yiyor. Delinin psikoloji bu sorunu yok ki, hayvanı da yok, çocuğun da yok. Yani kullanamadığı için, kullanılamadığı için, doğru kullanılmadığı için. İşte bu aklı maklı hepsini etkiliyor bu adam. Evet, geçiyoruz konuya. Tamam, bunu Allah razı olsun. Bak ne güzel oldu işte. Bak. Bir daha bir mesela birinci sözden dördüncü, beşinci söze kadar bir mağrur ve mütevaziden bahsediyor ya. Mağruru anlatırken bedbaht hod bin hodgam hodendiş, mütevaziyi anlatırken kusurunu bilen, aczini fakirini şefaatçi yapan. Doğru. Mesela diyor abi. Tamam, doğru. Doğru, o da doğru. Yer yok ettiğim o. Tamam. Yani şimdi devam ediyorum şeyden, aldığımız yerlerden. Suizanla bütün kaybetmektir. Suizanla kaybettiriyoruz bize. Mesela onun hasenatına ortak olacaksın. Suizan ederek onun hasenatını tarumar ediyoruz. Ya bırak adam mı falan. Bu sözler 212. Evet abi. Orada geçiyor. Oradaki şeyi hulasa cümle ettim. Ki baksın oraya. İstikametsiz hüsnü zan var, hüsnü zan var. Yani istikamet yok. Şeyhine, abisine, hocasına. O insana ne yapar? Bidatlara ve dalalete sebep olur. Bir tane misal vereyim. Mektubatta geçiyor. Adam gidiyor. Dün rastladım. Yanında kim vardı? Emre de. Yanında Almancı İsmail vardı. Hiçbir şey demedim. O uyardı beni. Bir türbedeyiz. X türbedeyiz. Ve alimler türbede cumadan sonra, dün cumaydı ya, Yasin Tebareke okumuş, biz duaya denk geldik. Bitmiş, tamam mı? Duadan sonra ayrılıyor. Herkes resmin geçit gibi geçiyor türbenin altında. Ayağındaki o mermeri öpüyorlar. Vallahi. Evet. Maalesef bunun en zirve bidatı Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarı'na Süleyman Efendi'ye yapılıyor. Süleyman Hilmi Tunan Hazretleri'ne yapılıyor. Mermer öpülüyor. Bu da Ali Haydar Efendi'ye yapıldı orada. Ben hiçbir şey demedim. Mermer öpülüyor. Eğiliyor, mermer öpülüyor. Dedi ki abi, dedi, bu nasıl bidat? Hele cahilin bidatı bir derece bir yere sokarsın. Cehaletine sokarsın ama İşte bunları çekerek ceple, bunları kameraya düşerek Ehl-i Sünnet vel Cemaat'a Vehhabiler, Şialar böyle hücum ediyorlar. İşte istikametsiz hüsnü zan bidatlara ve dalaletlere sebep olur. İbadet zannediyor. Abi ben daha önceden, siz bu zanla hiç çalışmadan önce bir dönem ben hatırlıyorum size bir soru sormuştum. Hüsnü zan her şeyin ifratı, vasatı, tefriti var derken hüsnü zanla alakalı da acaba bu söz konusu olabilir mi demiştim. Herhalde eksik cevap almıştık o zaman. Bu çalışma da siz hüsnü zannın da ifratı, vasatı ve tefriti olduğunu. Evet, dün de ayıptık onu. Evet, yani ben onu. Sen o yoktun. Üçüncü evet, derste var. Şeyden izledim. Evet. Hüsnü zannı bilmiyordum. Birde var. Birde mi var? Birde de var herhalde. Hüsnü zannı konuşmuştuk değil mi arkadaşlar? İfratı, muhabbeti ilah yapar. Putlaştırır. Mesela hüsnü zanla adaleti nasıl şey var, nasıl bir var? Adaleti? Mesela diyelim ki Allah diyor ki ben hüsnü zanla göreyim diyor. Sizi evet. Bak nasıl biliyor musun? Şimdi harika bir soru bak. Nasıl adaleti dönüştüreceğiz o hüsnü zanı? Nasıl vasata koyacağız? Şimdi zanın öyle ezber konuşmayacağım. Ben sana geçiştirici bir şey söyleyebilirim değil. Zanın içerisinde ne vardı? Allah'ın zaten niyeti hüsnü zan yapılması gerekmiyor mu abi? Ha, Allah'a yapılıyor. Allah'a ne? Onu sor zaten. Yok, adaleti diyor. Yani kainattaki Allah'ın icraatı, rububiyetini, Allah'ın ibadeti, kendi zatını değil de rububiyetini nasıl dengeleyeceğiz? Nasıl karşılayacağız? Yani mesela, hoş olmayan bir şeyi de yapıyor ya bize göre, kanser olduk. Değil mi? Onu kastediyoruz. Şimdi biz zanın altında dört tane özellik vardı. Vehim, şüphe, cehalet, bilgi. Bunların
Bunları vasata koyan neydi dinimizde? Edile-i Şeriye. Peki bizde ne olmalı Nurculuk'ta? O öyle diyor, bu böyle diyor, tamam mı? Mehdi geldi, gelmedi diyor. Üstad şudurdu, bu şudur diyor. Uçuyor, kaçıyor diyor. Bilmem ne yapıyor diyor. Sen böyle diyorsun. Bizim ölçümüz nedir? Bu Mahkemat 49'da diyor ki, 4 tane ölçü var. Bak diyor ki, lupu bulmayan kışır ile meşgul olur. Esasatı tanımayan hayalata sapar. Hakikati göremeyen hayalata sapar. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Ondan sonra istikameti kaybeden sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır, bir gün aldatır. Yani bu edile-i nuriye bu. Ötekisi de edile-i şeriye bu. Erdemi Allah'ın kainattaki adaletini, rububiyetini dengeye getirebiliyorsun. Başka şansın yok. Başka hiçbir şansın yok. Bilgin ilime nasıl dönüştürüyor? Hani vehmin altında bilgi vardı ya. Vehmin altında zannın altında vehim, şüphe, cehalet, bilgi. Bilgiyi ilme nasıl dönüştürüyoruz? Allah hükmederse. Tamam. Edile-i Nuriye sana muvazenesiz adam. Yani vezin. Bir de mizansız, kantarsız ve metresiz. Şimdi ben sana soruyorum. Sütü, bu süt kaç metredir? He Faruk? Saçma olur. Çünkü sütü metresiyle ölçmez. Bak muvazenesiz böyledir. Sütü metreyle ölçer. Bak muvazenesiz ve mizansız. Yani nerede hüsnü arayacağını bilmiyor. Yani esasatı bilmiyor. Mesela uygulayayım. Biraz daha aşağı inin. Bizden. Şimdi sözleri okudun. Lemalar okudun. Mektubatı okudun. Şualar okudun. Peki bu donanım acayip. Yani iman arttı. Hizmet edeceksin. Nereye? Kim kime? Nereye? Nasıl? Nasıl hizmet edeceksin? Nerede edeceksin? Nasıl hizmet edeceksin? Laikaları bilmezsen. Bizde zanı vasata getiren kesinlikle ve kesinlikle laikalar. Bu zan dersinin kaynağı laikalardır. Göreceksiniz her taraf, bak şu alar, bak görüyor musunuz? 13. 14. şu an. Her şeye tatbik edilir. Zemin dedi. Zemin. Mesela Emirdağ mektubat bu. Bu da ölçüler. Mektubattaki ölçüler. 3 şahsiyettir, şöyledir. Şu alar ve arka tarafları göreceksiniz hep Emirdağ. Ya abi mesela dinde hassas, muhakeme yapıyor da düşünmüyor. Ha bak, dinde hassas, sözleri çok iyi biliyor. Muhakeme yapıyor da. Diyor. Onun nazarında kusursuz hükümet arar diyor. Kusursuz adi muhal, yani muhaldir, muhalede muhaldir. Ben bunlara diyor anarşist nazarıyla bakıyorum diyor. Mahkeme. Anarşist. Yani kusursuz bir insan, kusursuz bir devlet, kusursuz bir hükümeti arayan bunlar anarşist tipli insanlardır diyor. Zannı vasatlı olmuyor. Tabii ya, her şey. Şimdi bak getirelim. Kişi ilk önce yeise düşer. Şöyle çarptım değil mi size? Böyle mi? Daha dursam. Böyle mi daha kolay? Bak. Kişi ilk önce yeise düşer. Sonra kuvve-i maneviyesi kırılır. Sonra suizan verir. Tamam mı? Bu üçü cem olursa şeytan vehmini tahrik eder. Bak. Yeise düşen, kuvve-i maneviyesi kırılan, suizana veriyor. Şeytan bu sefer bu adamın yukarıya çıkıyor. Çünkü şeytan buradadır. Şeytan kalbe yakın lüme-i şeytanededir ve oturur. Kalbe bazen baskın yapar. Bazen bırakır Fatih. Kalp krizi geçirdim zanneder. Bu adam yapıyor. Peki bu adam suizan ederse, yani ilk önce yeise düşer. Yeise düşünce otomatik olarak kuvve-i manesi gidiyor. Kuvve-i manesi gidince Allah'a ve herkese suizan ediyor. Suizan edince hemen aşağıdan yukarıya çıkıyor. Vehim aktif oluyor. Vehim. Vehim bunlardan sonra mı aktif oluyor? Tabii tabii, kesinlikle. Önce yok. Yeis, bak çok yeisin meşgul oldum. Bunu diye yazabilmek için yeis hakkında belki de haftalarca, aylarca uğraştım. Yönü. Yeisin yönü dibedir. Dibe doğrudur.
Kuvve-i maneviye ise yönü içsel aleme doğrudur kendisi. Suizan ise karşıyadır. Bize doğru derken çöküntüye ve sebep olduğu için mi? Yani şey, çöküntüye sebep oluyor. Seni aşağı indiriyor. Dip. Yeis dibe çökertir. Mesela kuyuya kardeşleri attı Yusuf'u. Hangi sıfatla attılar onu? Haset. Haset. Haset kuyudur. Peki, mesela kim ve nefret? Hapishanedir. Seni bloke eder. Abi mesela Üstad Utbe-i Şamiye'de diyor ki, Avrupa'yı diyor terakki ettiren, bizi tedenni ettiren altı hastalık var. Birincisi yeistir. Yeistir. Dibe indiriyor. Dibe indiriyor. Zaten zannediyorum ki almamışız. Utbe-i Şamiye'de. Utbe-i Şamiye'de. Evet. Dibe götürür. Yani bunu belki aylarca meşgul olduğumuz bir cümlesidir. Bunlar bu dersler zaten öyle. Yeisin yönü, mesela şöyle diyeyim. Korkunun yönü gelecektir. Elemin şeyi ise mazidir. Tamam. Yani yön. Yeisin yönü diptir. Kuvve-i maneviyenin yönü kendisidir. Suizanın yönü karşısıdır. Yeis tabirinde düşürür diyor zaten. Düşürür tabirinde. Doğru. Düşürür. Yeisi düşürür. Peki. Şeytan ilk önce insana suizan ettirir. Daha sonra söyleyeceğini, yaptıracağını söylettirir, yaptırır. İlk önce suizan ettirir, ondan sonra söylemesi gerektiğini, yapması gerektiğini, ondan sonra yaptırır. Suizan vermeden yapamaz. Bunlar kaynak. Yani diyor, Kur'an'ı çok kutsun göz. O öyle mi yapıyor? Evet, aynen öyle. İlk önce suizan ettiriyor. Yani Kur'an'a suizan ettiriyor. İlk önce suizan ettirmeden kuvve-i manevini kıramaz, suizan da verdiremez. Şimdi bak aşağıda... Birinci yeis geçiyor. He? Birinci hastalık yeis geçiyor. Yeis işte zaten. O ilk önce suizan... Yani şöyle, ilk önce yeise düşürdükten sonra, ondan sonra artık yeis oluyor. O sistemin altıydı, üste çıktı artık. Abi münafıklarla ilgili ne diyebiliriz bu konuda? Münafık, mesela şeytan böyle yapar diyorsunuz ya, münafıklık şeytan... Münafıklık şurada geçiyor, diyor ki, Allah'ın rububiyetine taban tabana suizan ediyor. Münafık Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ın rububiyetini inkar ettiriyor. Münafık gelip de bak şimdi kafir Allah'ı inkar ettirir. Kafir karşımızdadır. Münafık içimizdedir. Münafık Allah'a şüphelendiğini inkar ettirmek için rububiyetine şüphe ettirir. Bir nurcuyu istikametten çıkarmak için elinden layıkayı alacaksın. Onu istediğin yere sokarsın. Bidatların için hizmete sokarsın, hizmettir dettirirsin. Bidatlarla karma, tamam hadisatı fetvaları iş yapalım. Bir insan nasıl bidatlara da karmaya hizmet diyor, şuna buna diyor. Sebebi layıkayı alırsan elinden artık o adamın ki ne hevesi varsa hizmettir. Ama gerekçesi de var canım. Gerekçesi de var. Ama hizmettir doğru ama nur hizmeti değildir. Nur hizmeti nurun tarif ettiğidir. Ticari hizmet. Ticari hizmet. İşte. Herkesin çok hoşlandığı, çabuk gideyim ki arkadaşım. Herkesin çok hoşlandığı neymiş? Hüsnü zan, zan olduğu için aldım. Teveccühü naz, şansını metü sena etmek, manevi makam sahibi olduğunu bilmek. Herkesin bu zaaf noktamız yani. Dedektörle baktığımız zaman insanı, hani var ya 4-6 tane hücumat isikte, bu bize uygulandığı zaman insan hüsnüzan kendisine oysa kendisine hüsnüzan etmemeli. Yani nefsi, kendisini derken nefsine ama ruhuna edecek. Ümitsizlik onun. Nefsine hüsnüzan etmeyecek yani. Teveccühü naz, şahsını medir sena etmek vesaire. Şimdi gelelim buraya. Sanki hutbinin açılımı sanki diyor abi. Bunun çözümü de sanki kusurunu görmek, nihayetsiz kusurunu görmek. Ha, olabilir yani değil mi? Şu hutbin mi diyelim? Burayı okuduk mu? Hutbin ha. Okuduk mu? Unuttum. Şimdi buraya geliyorum. Senin haberin olmadan sana yapılan hüsnü zandan, bu çok önemli. Abdurrahman daha iyi dinlesin. Bunu yazarken seni hatırladım da onun için. Senin haberin olmadan
Sana yapılan üstü zandan sana zararı yok. Haberim yok. Edene menfaat var. Çünkü senden istifade ediyor. Vesileliği bütün bütün atmak nedir? Cebriyedir. Vesileyi esas yapmak kimdir? Mutezile. Mutezile. Mutezile'dir. Edilmelidir. Ha. Şimdi edene menfaati var. Muhabbetin kerameti olduğu gibi hüsnü zanın da menfaati vardır, kerameti vardır. Allah Celle Celaluhu onun ruh aynesine o zatı onun ruh aynesi vasıtasıyla sana yansıtır gösterir. Yani hüsnü zannettiğinden dolayı onu bile kastetmediği ve onu sana veremediği veya vermesi de mümkün olmayan şeyi ona hüsnü zan ile Allah aşırarak veriyor. Ne bak niçin şu anlar 380'de şöyle. Bir şeyh diyor, sahtekar, alçak, münafık bir yol bulmuş, tarikata girmiş. Öyle mi? Hatırlarsın. Girmiş onlara ders vermiş. Onun dersiyle veli olan olmuş mu? Olmuş. Veliler, o veli dönmüş şeyhini tanımış münafık oldu. Peki, nasıl oldu peki onun münafığın dersiyle veli? Hani bu gündelik hayata da bakar. Çünkü o zata, o zatın anlattığı dindir. Ama o münafık. Tamam mı? Ona, onun zatında gözüken dine, hüsnü zannettiği için dine, Allah adına, zehirde panzehir oldu. Allah onun vasıtası gibi gözüken aşırmalı ona veriyor. Aşırmalı veriyor. Hüsnü zan böyle bir iksirdir. Toprağı altın yapar. Suizan öyle rezil bir şey ki altını toprak yapar. Kulumun zannı gibi. Evet bak şimdi düşünün zannı gibiyim. Kulumun zannı gibi. Oysa onu iyi bildiği gibi değil. Onun verdiği derstir. Ders dindir. Fakat onu Allah vasıta yapmadan direkt veriyor. Ama zannediyor ki ondan alıyor. Böyle acayip bir sistem. Üstü zan, suizan. Üstü zan toprağı altın yapar. Toprağı üstü zan altın yapar. Suizan ise altını da toprak gübre pis yapar. Neye benziyor? Elmasın da kömürün de maddesi karbondur. Kovalent bağ, iyonik bağ, metal bağ diye kimyasal bağlar var çeşitli. Bir böyle dizersen elmas olur, böyle dizersen kömür olur. Böyle dizersen içeriye çöker. Böyle dizersen karşıya çökertir. Kimya bir şey. Peki. Hüsnü zan etmek üzerini açmak demektir. O zatın, o zat mesela aynanın Allah'tan sana gelecek ya, hüsnü zannettin Abdurrahman'ı, aslında o hiç belki de uyuyor şu anda, onun şahsı, onun bağlı olduğu şahsı manevinin üstünü açıyorsun. Hüsnü zannetmek, üstünü açmak, suizan etmek, üzerini kapatmaktır. Mükemmel bir şey yani. Hüsnü zannetme Hasan abi, onun istifadeye vesiledir. Yapsın diye. Üstünü açmaktır çok acayip. Her şeyi. Allah'a da öyle. Bedi hale hükmetmeye bedi hal var ya. Bedi hal. Adam bakıyoruz ki namaz kılmıyor. Adam zekatı vermiyor. Suizan ediyorsun denmez. Lan bu suizan işte bu adam fasık. Mesela gıybet diyor şu noktada caizdir. Kızım, oğlum şu adamın şunun kızıyla şunun oğluyla şey yapma. Yani niye? Bunu farzdır çocuğu kurtarmak adına. Yani bedihi bir muhal, bedihi. Bedihi bir kusur, bedihi bir günah, fasık-ı mütecahir, günah aleleniş diyor. Onu serişte etmek suizan değildir der. Bu durumdan memnun olan kişilere hakkında konuşmak nasıl gıybet olmuyorsa, evet. Düşüncede suizan olmuyor. Olmuyor ve söylemekte de onu kurtarmak adına. Bak Mehmet diyoruz bak, bu adam çok iyi. Mesela şöyle diyor. Abi ne hangi derse gideceğiz? Kim olursa olsun. Allah aşkına beni de kat. Laikaları gündeme taşımıyor. Laikalara göre hareket etmiyorsa Allah aşkına oradan uzaklaş. Sonra bedeli çok ağır olur. Laikalara göre hareket etmiyorsa kendi tilkeyi kariyasına göre, kendi anlayışına göre hareket ediyor. Yani bana da diyecekler ki ulan kafamı yedin her şey laika. Zanın zemin laikalardır. Laika şöyle düşünün. Laikalar hakim değil kişiye. Yani kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin yapacak? Nereye göre yapacak? Son zamanlarda Fatih? Malum bu geniş dairedeki hadisede olduğu gibi işte.
ne yapacak ulan? Emirdağ 206 yok olsa, Emirdağ 232'de ne diyor? Evven işine zararınız dokunmasın, menfaatınız dokunsun. Emirdağ 206'da CHP'yi koymuş, bak bunu oynatırsan diyor, bu mihengi nokta, buna göre doğru yanlış olacak. Buradakilerin doğru ve yanlışlığını belirleyen CHP'dir. Ustad 206 Emirdağ'ında, tamam mı? Şimdi bu CHP'yi oynattığın zaman doğru yanlış birbirine girer. Dünkü ders vardı şeyde, Kumraniye'de. Şimdi şeytanın en büyük desisesi kendine tabi olan kendini inkar ettir, tamam mı? Peki şeytan inkar edilirse, şeytan ortadan kalkarsa yanlışlar doğru olur. İşte diyor ki bak, geniş daire bakın. CHP'yi buraya çiviyle çak. Bu buradakileri hangisi neyin ne olduğunu bu belirliyor. Çünkü CHP diyor şeydir, bir ideolojidir. İdealistik değil, ideolojidir. Kendisi gibi düşünmeni öldürüyor. İdeoloji o demek. Şimdi ha bunun karşısında olan, bak ne güzel, bunun karşısında olan dindar uçuyor kaçıyor değil. Bu azam işer, bunun karşısında olan siyasetten hakiki dindar, hakiki dindar der ki siyasetçi olmaz diyor. Ha bunların içini seçeceğiz. Nereye gösterecek? Bunu durduran, yap bakalım. Bunu durduran, karşısında bunun zıttı olan, bunun karşısında zıttı olan, durduran, bize yakın olan, ulema İslam, halife olan değil, Şeyhülislam değil, Diyanet İşleri Başkanı değil. Bunu durduracak, bunun karşısında olacak, bize yakın olacak. Bu da parmak kesiyor ama bu CHP gibi kol kesmiyor. Olan seç. Eğer layık okunsaydı, layıka kişi uysaydı, hangisinin doğru olduğunu çok net. Bu Hasan abi orada Kuşkuzan'da ifrat ettiği için. Ya diyor ki, hocam bana böyle dedi. O zaman sarih o layıkadaki ifadeleri bile kabul ettiremiyorsun. Etmiyorsun. Çünkü ne oldu? Hüsnü zanın ifrat modu kişiyi ilahlaştırıyor. İlah. Müsbet hareket etmek lazım. Dahilde menfi hareket olmaz. Neler var neler. Bak mesela o zat diyor ki Eyvan Aleyhisselam'ın kıssası için. Diyor ki bu manevi hastalıktır diyor. Tamam mı? Peygamberde maddi hastalık olmaz. Böyle demiş ya. Usta ki orada ne diyor? Hazreti işte Eyvan Aleyhisselam maddi hastalıklar mukabili bizde manevi hastalık var. Bak daha ormanı kabul ettim. Usta maddi hastalık diyor. Yok diyor. Benim hocam o FETÖ böyle söyledi. Dedi bitti. Niçin? Dindir o. Aha. Çünkü senin hocan dünyadaki Müslümanların asr-ı mücedidi vakit. Onun hocası ise kainatın imamı. Dünya değil ki, kainatın imamı. Evet. Bir tanesi kızdırdı beni de. Rizik'te. Valla dedim senin kainatın imamı enfusi meselelere de gelse bizim yanımızda iki kelam edemez. Ezberlemiş sahabelerin hayatını coşturmuş, o da yanındaki etraftakilerin hazırlamış olan dosyalar ezberlemiş vermiş. Bu işlerde ne anlar? Liman mertebesinde ne anlar? Enfusi şeylerde ne anlar? Sahası mı var mesela neyse. Suizan etmiyoruz o adama. Çünkü niye? Bedihi harama, bedihi günaha, bedihi Kur'an'a, İslam'a, Risale'ne yanlış yaptığı için onu ortaya sermek ki Kur'an seçiyor, seriyor. Ebu Leheb'i seçiyor. Hem de beddua et diyor namazda. Ebu Leheb diyor namazda. Şeyle vesaire. Velid İbni Mughire mesela. Piştir diyor Kur'an'da. Zenim diyor. Kulağı kesik diyor. Kur'an'da yani. Velid İbni Mughire. Ondan sonra Risale'de 5. şu an gibi. Bedihi şeylerde ümmeti kurtarmak adına dediler ki abi sen birisine münafık desen Risale'de isabet etsen karın yok. Etmesen sen oluyorsun. Sen bunu bilen adamsın. Bunu ders yapan adam. Bu adama münafık diyerek nasıl bu risk aldın? Ben kardeşim oturup da yağına suyuna dokunmadan burada oturmayı ben de bilirim. Kafir olma riskini ne alayım? Ama taşımış olduğum bir vazife var. Sıfat var. Bediüzzaman'ın medresesini çorba içiyorsun. Onun bu asırdaki zuhuratlarına Risale-i Nur'la cemaata mecra vermiyorsun. Haşirde ne diyeceğim ben? Hasan abi, işte bizim konumuzda senin konumda olan var.
söylemezsen mesuldur. Tabii. Ustazların o kaydıysa onun nedir? Mesela tekfir atır, çabuk düzeltmeye düşüyorsun diyor, tehlikesini anlatıyor, umum bir kaydı. O genel bir... Yani zem, işte diyelim ameliyat haberine dair olmaz, bu umum bir kaydedir. Fakat öyle ustazları biz değil, deccal demek, tamam mı? Tekfir kelimesini bile yakıştırmayacağız, fevzi çakmak için, tamam mı? Deccal diyor. Hem de namaz kılı. Hafızdır ha. Hı hı. Bak. Hafız olmayan bir paşa için. Mesela Sufyan'ı, tamam mı? Deşifre ediyor. Ustaz Hazretleri onlara Sufyan ve Deccal demese mesuldur. Mesul. Vazifesi var. Çünkü vazifesi onlar, çünkü. Bunların konumu onun Müslümanlara tabuk ediyor. Bunun da konumu onun Müslümanlara tabuk edici demesen mesulsun. Ya. O zaman çıkmayacaksın. Hı hı. Şimdi bana bir sürü yazıyorlar Nur dersini. Abi Nur adına bir şey desene ya, kimse yok piyasada. Ne yapacağız? Kimin karşısında duracağız? Ben de ne yapayım? Siz de külliyatı okuyun da bilin. Öyle bir şansım yok. Kimseyi de dinlemiyor. Külliyat bana dedi mi de. Der. Dediğim külliyatta var mı? Bil. Külliyattan, hadisten, ayetten şüphe etmek olur. Bundan şüphe etmek Hasan abi. Harika. Çok güzel. Çok dehşetli vurdu ve tamam bitirdi. Geçin ondan daha bir şey diyemem. Evet. Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Bediye olmayan bir şey. Bak altına koydum. Suizan ise ama yukarıda suizan nedir? Bedihi meselede suizan yoktur. Vazifedir. Ama bedihi olmayan bir şeyde suizan etmek ise maddi ve manevi içtimaiyatı ve kişiler arasındaki ilişkiyi çökertir. Yüzüne karşı suizan etmeyin diyor mesela. Yani böyle. İlk önce hikmetini sorun. Uzun da yazmadım onu. Yer ufak olduğu için. Sebe, tamam mı? Yani mesela sen var ya sen Abdurrahman böyle yaptın. Dur lan bir sor yani böyle yaptım. Ben de yapıyorum bazen çok. Dur bakayım Gafur şöyle bir şey vardı. Bunu böyle niçin şey yaptın? Kur'an'da diyor ya, hikmetini böyle fasıkın veya birisinin getirdiği haberle şey yapmayın. Gidin sorun diyor, tamam mı? Ha, onu yüzüne karşı paldır küldür söylüyorsun, yapmayın diyor. Tenkit midir abi? Tenkit de değil. Tenkit şöyle. İmam Azam, şey, Hazreti Ali'nin sözü var, hep kullanırım. Çare sunulmayan tenkit tahriptir. Bu mesela diyor ki, bu nereden çıktı diyor bu, tamam mı? Böyle bir şey yok. Niye yok? Yok. Bir kere diyeceksin ki bak, bu yanlış, çünkü abi bu doğrusu. Ha, çaresi sunmadan, niye o yanlıştır, niye yanlıştır? Bu hiç kale alınmaz, koyun kenara, kim olursa olsun. Hiçbirisini ben zaten, benden örnek alın. Tepelerden bile, ya nereden çıktı böyle ders? Şeye dedim ki, şaşıracaksınız, çalışıyordum ilk köyde. Bir yerden haber, telefon geldi. Adam hata yaptı bizim kardeşlerden. Araba var ya kabinli Fatih, öyle. Hmm. Gitti, dönme yokmuş, derede bitti. Geri de çıkmıyor, boş araba. Şimdi bizim amca çocuğuna haber gönderdi, bir şey anlatacağım. Haber gönderdi, kimseye duyurtmadan dedi, bu hatayı yaptım, tamam mı? 5-10 kişi, 5-6 kişi topla da arabanın arka kabine binen de çıksın, boş araba çıkmıyor. Derken bana söylerken, amcam diyor. Ya oraya nasıl gitti falan isim verdi. Şimdi araba şoför mahalleye bindi. Amcam kullanıyor şimdi. Arkaya derken bindi ama kükürüyor yani. Kızıyor. Adam şimdi ona gittiği zaman sağ açacakmış seri gibi. Ondan sonra ben yanındayım. Arabada saydı biraz rahatladı sayarak. Ona yaklaştı. Bana dedi ki bu işle alakalı söyleyeceğim. Sandayım. He sen ne diyorsun yani dedi ya. Böyle doğru mu yani? Biz de amca emice deriz ya. Emice dedim. İçinde haram olmayan her şey helal ve mubahtır. Bir de söylesene dedim. İçinde haram olmayan her şey helal ve mubahtır. Mubahlık da derece olur. Tenziye mekruh, tahrime mekruh. Dedi ki söyle bakalım dedi. Bunun için söyledi. Emice dedim. O dereye gidip o arabayı orada kalması şey yapma. Haram mıdır? Değildir dedi. Haram olmayan şey mubahtır. Eşyada esas olan mubahtır. Haram değilse her şey mubahtır. Tamam. Şimdi hem de olçu olmuş oluyor. Eğer din ona hükmettiyse bitti. Hükmetmemişse tabi biz de uygulayalım. Laika demiş mi kardeşim? Demiş. Bu CHP'yi tutacağım. Bitti. Sen böyle başka bir şey konuşmaya tercih etme hakkın yok. Ama bunun adına hareket ediyorsan, Nur'un adına CHP Azam-ı Şer'dir, Sufyaniyet'tir, tamam.
Bunun karşısında bu bize yakın, bunu durdurabilecek kadar kalabalık olan, bunun adı da zaten mübarek heyeti değil. Ehvenü şer, şer ya. Tamam. Şimdi dün konuşmuştuk bunu ama bunu konuşulabileceği için tekrar içini doldurmadan, izah etmeden tekrar bunu yazdım. Her şeyde ifrat tefrit zarardır diyor ustad. Tamam mı? Fakat Risale-i Nur'da iki şey ifrat edin diyor. Müfritane, irtibat, ihlas diyor. Da terakki edin. Hatırladık değil mi? 73. üçüncü sayfa, emir daha bir. Öyle hatırlıyorum. 73 müydü? Kastımın değil mi aslında? 73 abi. Orada var. Ha orada da var. Ha orada da var. Aşağıda, sağ tarafta aşağıdaki bölüm. Orada da var. Evet. Ama o kaçıncı sayfa değil? 73-74 de var. İkisi aynı mektup zaten. Aynı evet. Ha şimdi fakat ben üstü zan ekledim. Dün anlatmıştım. Bunu Peygamberimizin hadisinden olduğu için ekledim. Onu hemen söylüyorum. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'a nihayetsiz hüsnü zan etmeden ölmesin kimse diyor. Şimdi çeviriyorum. Ne nimet ya. Değil mi? Bağırıyor. Yani şey bağırıyor yani. Haykırıyor kainat. Bunun da var mı acaba bunun şöyle çevirmeli? Şeyde afur. Şu karşısında var mı acaba? Ha? Hani bunun tek yönlü ya. Şimdi bu ne güzeldi ya. Ben işte geliyorum. Kişiden kişiye kopmaz bağ, aynı zamanda maneviyatın atma yolu. Orayı kapatmayayım. Bak kişiden kişiye kopmaz bağ, aynı zamanda maneviyatın sana atması, o şık var diye zındık. Onun üzerinde rahmet-i ilahi sana tecelli ediyor. Bir, hüsnü zanmış. İki, teveccühmüş. Ona yönelmekmiş. Üç, hüsnü niyetle talebe, talep ederek talebe olmaktır. Hüsnü niyetle talep ederek talebe olmaktır. Teveccüh edeceksin, hüsnü zannedeceksin. Mesela bir tanesi sordu bana. Bak teveccüh şey yapayım. Abi Risale'den anlamıyorum. El cevap, derdin yok senin de ondan. Merakın yok ki. Böyle ihtiyaç hissetmiyorsun. Derdin yok. Şimdi bir ifade mi kullanıyor? Şeyhlerle karşı hüsnü zanlarını kırmayın manasında. Evet evet. Kırmayın diyor. Şeyhlerin şeyhlerine karşı hüsnü zan. Ama hangi şeyh? Hatalar kusurlar da olsa. Yani. Evet hata ve kusur. Ama bütün zahiri şeriata muhayir olmamak şart. Şart var orada. Bütün diyor zahiri şeriata muhayir olmamak şartıyla. Ne kusurları da ve hataları da olsa şeyhlerine karşı müritlerin hüsnü zanını kırmayın diyor. Mesela kalkıp bir Nur talebesi Mahmud Efendi'ye efendim şuna mesela Süleyman Efendi Hazretleri'ne bak. Aha. Ama abi dersin şey ortasında söyledin. Ya onunla ben suizan etmedim. Onun türbesine beni şey yapıyorum. Yanlış bu. Ve kızmıyorum. Yanlış. Bir tanesi fotoğraf çekerse sen iyi niyetle yaptın ama ben bir alimsin ki sen var cübbe soluk tamam mı? Sen böyle yaparsan avam yapar. O mezarın toprağını alır sulandırır. Şerbet diye şifa diye içer. Urfa'da öyle olacağı için usta Cenab-ı Hak mezarını kaldırdı. Ölçü nedir? Bir insanın delile ve akibetine bakınız. Ondan sonra hüsnü zan yapınız. Münazarat 15. Aşiretleri dolaşırken. Hı hı. Yani ölçü nedir peki? Bir insanın hüsnü zan suizan ne yapacağız? Delil ve akibetine bakın diyor. Ondan sonra. Ha, o arka sayfada vardı. Yani bedihi bir muhal. Bedi bir harama da hüsnü zan yapmak ahmaklıktır. Mesela devam edeyim. Harbi. Şurada bir tabir var da bu oradaki baştaki ile alakalı. Ha şuradaki ile alakalı. Evet abi. Belki müridinin saffeti ihlasıyla ve kuvveti irtibatıyla ve ona hasır nazarıyla o mürit başka yolla aldığı füyüzat-ı üstadın miratı ruhunda gelmiş görüyor. Evet şu anlar kaç? Şu anlar bu lemalar 135 abi. 135. Allah Allah. 13. O zaman şey yapalım. Onu da ekleyeyim. Söyler misin abi? 100? 135 lemalar. 135. Daha iyi yazalım diye. Çok güzel. O harika.
O biraz şu anlardakini anlattık ya. Onu demek ki iki tanesi, bir tanesini onu tercih ettiklerini öyle herhalde yazmışım. Şu anlarda da var ya hani şey şeyhinin safeti kalbiyle. Şimdi devam edeyim ki zamanımızı da hiç yapmayalım. Hadis-i kutsi sırınca Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, bu killatta yok şu Celle Celaluhu da ben şey yaptım. Ben yazdığım için burada. Ama devamında başta bir kere konuşmada Allah'a konuşmanın usulünde yazıyor. Edebi, din ve dünyada yazıyor derste. Bir kere Peygamber aleyhissalatü vesselam dersen derste. Artık ondan sonra konuşurken Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Her peygamber de işinde aleyhissalatü vesselam deneme denilebilir ama denilmeyebilir de demeyebilirsin. Başta dedi. Yani şeye benziyor diyor. Bir mescitte namaz kılındı mı? İmam oldu mu birisi? Ha, aynı yere birisi imam getirmez. İmam Hanefi mezhebine kavmet getirmişse bir de oraya kavmet getirilmez. Beğen Mehmet manasına geliyor. Bir sayfada başta Celle Celaluhu denilmişse onun ortasına kullanır, şey yaparken denmez. Çünkü ihtiyaç var mıydı abi? Vardı. Çok derste diyorlar ki bana altta yazıyorlar. Cenab-ı Hak Allah şurada böyle diyor. Celle Celaluhu desene diyor. Başta dediğimse dersin başında bir daha demiyorum. İhtiyaç bu kadar için izahat yaptın hem fıkıh yaptın. Sen de bildiğin için söylüyorum. Hadis-i Kudsi sırınca Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab-ı eyleme kalbeder. Tamam. Şimdi buradan çıkarımlarımız. Bu Risale'deki geçen şey. Hani şu. Risale şöyle geçiyor. Tamam mı? Şimdi çıkarımlarımız. Ama yine ekle olmaz. Bir. Demek zan zemindir, topraktır. Allah'ın insana tecelli ve muamelesinin zeminini oluşturuyor. Zan. Bak neydi? Bak hadis-i kutsi sırınca Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab-ı eyleme kalbeder. Zanını. Allah azap vermiyor. Zanını neşine malandırıyor. Bak Allah azap vermiyor, bela vermiyor. Onun çekirdeğini, düşünce çekirdeğini ağaç yapıyor. Manevi cehenneme bu manada. Evet. Demek zan zemindir, yani topraktır. Allah'ın insana tecelli ve muamelesinin zeminini oluşturuyor. İkinci çıkarım buradan. Zan ve itikadı, öyle dedi ya, zan ve itikadı. Zan ve itikadı kişinin hususi cehennemidir. Veya cennetidir. Veya burada kalbeder diyor ya, değiştirmeyin. Azab-ı eleme kalbeder, cehenneme yapma. Peki. Abi kişi öldüğü zaman topraktan geldik, yine toprağa gideceğiz dedin ya. Toprak oluyoruz yani. Yani toprak da zan da topraktır diyorsunuz. Yani düşüncelerimize döneceğiz. Mesela çok... düşünceler tohumdur. Sen biber tohumunu atarsın, kavun bekleme. Kavun tohumunu atarsın, tatlıyken acı gelmez. Yani zan topraktır. Ne atarsanız onun işlemini alındırır. Zan sistemin adıdır. Uç, kabrengi makinesi uç yolda maşayı döktü ya. Öyle zannettiği için öyle muamele görecek. Ha, başlayın. Öyle zannettiği için öyle muamele görecek. İtikat işte de bak. İtikadı var itikat. Öyle itikat ediyor. Şu ayette acaba onu, hani ona döndürüleceksiniz dediği noktada. Evet. Yani zannınız neyse onu bulacaksınız. Aynen. Zaten rububiyeti, Allah'ın rububiyeti yani tecellisi, muamelesi, teveccühü sana sendeki senin düşüncelerini, meyillerini, arzu ve isteklerini Allah neşine halk ediyor. O kadar yani. Eğer senin düşüncelerini halk etmese bu sefer cebiri olur. Üstü zanın ifratını yapanlara karşı bak mesela bana öyle bir üstü zannediyor ki yüzüme karşı. Gaybi değil, gıyaben değil. Yüzüme karşı öyle bir bana üstü zannediyor. Aa bir insanım konuşunca Müştü abi şey yapmıştı işte böyle bir tanesi. İşte bana yapmışlardı da. Bazı şeyde kırıkanda. Hocam sen konuştuğun zaman kainattan çıkıyor. Hakikate gark oluyor. Ha? Hakikate gark oluyor. Ha hakikate gark oluyor. Ondan sonra bir bakıyorsun, bir hafta sonra, şey bir iki gün sonra şişenin sahibi olduğunu öğrendim. 1992 olabilir veya 3. 4000 lira, 4000 lira para getiriyor. Bunu hizmette kullanırsınız hocam.
bunu söyledikten sonra kale almadım. Tabii böyle kainata hakikate gark oluyorum. Kainattan çıkıyorum. Bir kere mim koydum. Bir de birkaç gün sonra Fatih değil mi? Bir de 4000 lira getiriyor, tamam mı? Hocam bunu hizmete kullansın. Dedim ki, Ali Sert Hoca var, Kur'an kursu var, oraya ver. Ben orayı biliyorum. Biliyorsan oraya ver. Ya dedi. Bu sefer zorladı, bir şey söyledi. Tamam mıyım kardeşim? Gönderdim. O gece 3 kişi toplandı, kendisinin dışında 2 kişi de geldi. Gece herkes gittikten sonra, herkesin gittiğini çok iyi biliyor. Gördü. Saat 11 mi? Kaçtı? 11.12. Geldi. Üçü dedi ki, hemen 2 saat içinde kırkını terk etti. Hani o hakikate gark olan adam? 2 saat içinde burayı terk etti. Sonra tespit ediliyor. Arkadaşlar söyledi. İskenderun Lyons kulübüne kaydı. Mason. Ondan sonra tahmin et nasıl mukabele etmişimdir. Hani zor kaçtılar. Böyle yanaşıp aldıyorlar. İlk önce telefon. Onlara anlatmıyorum kendisiniz. Telefonla teklif kadının. Böyle genç kadın. Sonra bu adam kainata gark oldu. Sonra para. O da yemeyince tehdit. Ondan sonra tehditte de sandalyeyi tuttuğum gibi zor kaçtı tabii. O giriş. Daha sapıştı. Niçin buna girdin? Hüsnü zanın ifrat yapanlara karşı sen ne yapıyorsun bu sefer? Ezilirsen tekellüflere ve gösterişlere insanı bozan mecbur ediyor. Bazen mecbur ediyor. Tekellüflü gösterişleri sen ettin ya. Öyle gözükme zorundayım. Sen abi konuşunca var ya böyle. Biz de mesela eziliyorsun. Lan dur lan. Hani peygamberimiz ne güzel demiş. Hadiste var ki. Ne güzel demiş Aleyhisselam. Yüzüne karşı. Toprak atın diyor. Üst düzenli içinde tut. Ama başka bir hadiste muhabbetinizi söyleyin diyor. Aranızda bak. Sevginizi söyleyin. Muhabbetiniz aranızdaki şey diyor kuvvetlenir diyor muhabbet. Sevginizi söyleyin. Bak o da var. Peki nasıl yapacağız? Muvazeneli ya. Abi ya sen uçuyorum falan. Yok. Ben seni Allah için seviyorum ha. Muhabbetinizi söyleyin diyor. Ben ya Resulallah dedi. Ben falancayı çok seviyorum dedi. Şu, gideni, şu zat. Git hemen yakala onu. Git söyle ki. Ben böyle ha. Söyle. Ben senin sevgini söyle ona. Çünkü arada fitnenin en panziri odur. Peki. Dersinden, irşadından, bunu devam manasında. Dersinden, irşadından istifade edilmesine vesile olan hani kişiler var ya, hüsnü zana bir şey denmiyor. Dersinden, istifadesinden istifade ediyorum. Anlatmasından, davranışlarından istifade ediyorum. Ha bu zata hüsnü zan etmeye bir şey denmiyor külliyatta. Hatta makbul oluyor. Netice itibariyle istifade ediyor o zat. Ben diyor, onun için onun hüsnü zanını kırmak istemem diyor. Ha? Makbuldur. Sıra öyle diyor. Yani bize de hüsnü zannediyorlar ya, makam veriyorlar. Dolayısıyla batı kuvveyi... Benim için zarar olabilir ama diyor, onun için menfaatlıdır. Bütün kıramadım ama şey diyor, risalini çevirdim diyor. Yani makbuldur. Hani küllü men, mesela şey yapmıyorsun yani, nereden çıktı? Var kardeş. Ağız yok. Tabii burada şey yok. Zan ile şüphe ile münafık deyip namazını kılmamak olmaz. Emirdağ'da herhalde bakalım. Görüyor musunuz Emirdağ? Emirdağ, Hutbe-i Şami, Emirdağ, Münazarat, Plaka. Bak, bir kişi, Alevilerin şeyi var ya, ha, o meselede, zan ile şüphe ile cenaze namazı terk edilmez diyor. Zanla kendini çökertirsin, suizanla karşıyı çökertirsin. Burada da var. Emirdağ 1.78. Aynı Asr-ı Bediye'de de. Tekfir meselesini yorulamak için abi de. Ondan sonra diyor ki bak, suizan esas olamaz. Yani onda işte dedim, ehli iman olduğunu gösterecek çok deliller var. Evet, suizan esas olamaz şeye benziyor biraz önceki hüküm. Varlıkta hüküm mubahtır. Esas varlıkta haram olanlar sayar Kur'an, helalı saymaz. Aynı o kaideyi söylüyor orada zaten. Söylüyor. Esas devamdır diyor. Evet. Ondaki iman devam eder. Varlığın devamı esastır diyor. Esastır. Ne güzel kaydı ya.
fıkıhta meşgul olduğum için fıkıhta, bakıyorum Risale'deki şeyler o kadar uyuyor ki. Fıtraten herkesin hoşlandığı, ha biraz önce yazmıştık değil mi onu? Hüsnüzden tevcühüne şahsı metüsene etmek, ha bu başka geçiyor. Oradaki şey gidiyor. Burada şahsı herkesin... Yoktu orada. Bu yoktu. Halbuki yoktu. He bak, o eklem demek ki burada farklı olduğu için eklemişiz. Bir, herkesin hoşlandığı hüsnüzden teveccühün az, şahsını metüsene ettirmek, manevi makam sahibi olmak. Manevi makam sahibi okunmuyor değil mi? Olmayı bilmek yani. Tamam mı? Herkesin hoşlandığı. İnsafsız ve bedbin. İnsaf nısıftan geliyor. Yarılamak Arapçada malum. İnsafsız ve bedbin. Bedbin vardı ikinci sözde. Hani hotkam, hodendiş, yani orada. Ya bedbini bak kullanın. İnsafsız, hem insafsız hem de bedbin. Ne oluyor? Bir adam suizan oldukça üstü zannetmez bu adam. Bir adam ya bir şey söylüyor, üstü zannediyor. Mehmet'i üstü zannediyor. Ona üstüne, Ersan'a, Mustafa'ya, herkese üstü zannediyor. Ya yapma ya. Önüne gelene, ona buna, kendisinin dışında, kendi cemaati, kendi şehrinde kimse yok. Ki nasıl bir adamdır? İnsafsızdır, bedbindir. Çünkü böyle bir adam suizan oldukça, yani var mı biraz suizan etmeye o adama? Tamam, o görmeye dursun. Ya bir şey gördü, tamam mı? Ufak bir şey, matkapla değil bir şey yapıyor. Hüsnü zannetmez, o suizan etmez. İnsaf, bak burada yazmışız, nısıftan, yarılamaktan gelir. Yani Allah'ın nazarıyla bakamamak, bakamayanlar da olur. İnsafın menfisi, insaf yarısı. Bak bir daha nısıftan, yarılamaktan gelir. Yani Allah'ın Celle Celaluhu nazar ile bakamamaktan gelir. Bir de bedbin dedi ya bu bedbin. Külliyatta izahını şey yapıyorum, bedbin. Kötü görüştü, ümitsiz, her şey fena cihetini görmek isteyen, her şeyde bed ve fena, bedbin, bed ve fena görüp kusur arayan tiplerdir. Bu iki sıfata sahip tipler, bak, insafsız ve bedbin olan, bak, bu iki sıfata sahip tipler, ahlaken düşük olduklarından, fıtratları yılan gibi ısırıp, zehir akıtmaktan zevk alırlar. Bunlar adeta benim tabirimle, yani benim, şimdi bundan sonraki araya açtım. Bunlar nasıl tiplerdi? Benim tabirimle vampir, hufaş. Hufaş demek, kaçıncı sözde geçiyor? 22. sözde hufaş. Yani güneşten rahatsız olan yarasa tipliler. Ya 24'te olacak. Evet 24'te güneş misalinde. Hufaş, güneşten rahatsız olan yarasa. Bazı tipler ilimden, hakikattan, hizmetten, gayretten, şeften rahatsız oluyor. Ne? Hizmet yaparsın, şöhret için koşuyor der. Hizmet yapmasın, oturursun, miskin miskin oturuyorlar der. Aynı adamı. Hiçbir şey yapmasın falan. Oturursun, miskin miskin oturuyorlar orada. Bir de dershanenin umumu, dershanenin şeyini, çorbasını içiyorlar. Miskin miskin oturuyorlar. Hizmet yaparsın. Hufaş ya. Bekmin ya. Ne diyor? Şöhret için yapıyor. Ya kalbini mi yardın sen onu? Bak kimler bunlar? Bir de okuyayım. Bu iki sıfata sahip tipler ahlaken düşük olduklarından fıtratları yılan gibi ısırıp zehir akıtmaktan zevk alırlar. Bunlar adeta benim tabirimle vampir, yani kan emmekten, insanların şahsiyeti maneviyesini, o gıybet etmek, kan emmek ya, kan, onun etini yemek, vampir ve hufaş gibi dirler. Hutbe Şami 54. Evet. Şimdi bu bunu da gördünüz mü? Gerçi Emre çekmiş yapmıyor ama çekiyorum. Çek tabii. Nerede bulacaksınız? Şunu kapatayım. Bak. Şimdi geleceğiz buna. Diğer arkadaşlarla enfusu yaparken hem anlatarak hem yazarak onlar da biraz daha şey siz
hep vakıf olduğunuz için, işi bilen olduğunca bunun içeriklerini sormuyorsunuz. Çünkü zaten biliyorsunuz. Onlarla yaptığımız zaman, onlar mesela ucup grup var ya desem, ya onu biraz gir abi falan diyor. Siz zaten biliyorsunuz. Onun için biraz da hem de yazdığım için biraz da bu tarz onların da çabuk geçiyor. O uğraşıyor. Ya bu yana mı satalım? He? Kafayı bir tarafa da satalım. Ha, şöyle mi yapayım? Şöyle mi? Az daha çeksin, az daha çeksin. Böyle. Büyük düzeme değil. Diğer taraftan gösterelim. Diğer tarafa gidiyorsun. Heh, diğer tarafa. O taraftan konuşma yap yani. Ha ha, şuradan. Tamam abi. Fatih sana gene cevap verdi Çakçı. İşimi çok seviyor. İşimi sevmiyor, çok seviyor. Tamam, o heyecan benim o. Sanki Nurlar ilk tanımış gibi. Çünkü merak ediyor. Bu zaten o soruya ancak böyle işini çok seven cevap verir. Abi ben Risale-i Nur'u anlamıyorum. Çünkü sen, senin derdin yok. Dedim. Derdin olursa çok seversin. Derdin yoksa öyle bakarsın. Öyle hakikaten öyleymiş. İyi şeyler anlatıyor. Ha? İyi şey. Çünkü derdin yok ki. Derdin olmayınca eğer derdin olursa bir de cevap buldun mu çıldırırız. Bir de Resul'un notu var. Onu yazacağım bittikten sonra. Önce de, önde olanlara hüsnü zanın ifrat mertebesiyle muamele edip bakmanın ve neticesi. Bu çok önemli. Bak bayağı uzun. Şuraya kadar. Emir daha bir. 201'de. Bir daha. Önde olanlara şeyhtir, abidir, hocadır, abladır. Hüsnü zanın ifrat mertebesiyle. Hüsnü zanın ifratı var ya. Muamele edip bakmanın neticesi üç tanedir. Bir, kendi makam sahibi göstermeye vesile olur. Kendini. Yani çok etti ya ifrat. Üstü zanın ifratı. Adam makam sahibi olmaya böyle kendisini itme, yani itilir adam. Bana öyle baktın mı? Ben de mecburum Mehmet öyle davran. Öyle göstereceğim. Daha şey biliyorum falan. İki. Tekellüflere de mustar olur. Mecbur olur. Zaten kendisi tekellüf oluyor. Öyle olmadım halde öyle göstereceğim. Her şeyi biliyorum. Tarihçe hayatta bir diyorum. Ne diyor? Şahsi makamlar ve hüsnü zanları ilave ettikleri meziyetler böyle dağlı sarsıntılı hallerde hüsnü zanlarını kırmakla muhabbetleri azalır ve meziyet sahibi dahi onların nazarlarında mevkini muhafaza etmek için tasarma ve tekellüfe ve sarsıntı, sıkıntılı vakara mecburiyet hissedir. Üç tane. Evet, güzel. Çok güzel. Tarihçe kaç? 436 tarihçe. Sırrı ihlasa tam münafı olan kendini büyük göstermeye vesile olur. Yani hüsnü zan etmek vazifemizdir. Hüsnü zanın içerisine ifrat etmeyeceğiz. Burada hüsnü zanın ifratı. Yani hüsnü zan da üçe ayrılır. Hüsnü zan, ifratı, vasatı, tefriti var aynı modun. Vakar perdesi altında zararlı ve fani zevkleri arama ve haletlerini verir kişiye. Hüsnü zanın ifrat moduyla sana muamele edenlere çok dikkat et. Hocam, sen konuşunca hakikate gark oluyorum. Kainattan çıkıyorum. Maymuna fark. Diyeceksin içinin. Vakar perdesi nasıl böyle bu zararlı fani şeyler abi? Nasıl? Vakar perdesi altında. Şu mu? Ha, vakar perdesi altında zararlı ve fani zevkler olan. Yani evet. Böyle vakar oturaklı bir kendisini gösterecek ya. Yani kişi, sen ettin ya. Abi var ya, duydum. Abi uçuyor, kaçıyor. Biz de duymamasaktan. Ne var ya böyle yani. Beceremiyor. Hüsnü zanın, ha burayı okuduk mu? Neden? Haberin olmadan ister istemez yukarıdaki üç süfli sıfatları sende uyandırabilir. Neuzubillah. Haberin olmadan dikkat edeceksin. Şunlar uyanabilir sende. Hüsnü zan edecek Abdurrahman. Ben sana hüsnü zan etmeye vazifeli memurum zaten. İnsan hüsnü zana memurdur. Hüsnü zanın içerisine ifrat edersen
O zaman sende üç tane şu uyanabilir. Benim de uyanabilir. Şimdi geliyor son şeyimize. Şu zaman, şu zamani tereddüt ve evhamda. Usta bu zamanı tanımladı. Bu zamanda inanmak zor. Şu zamani tereddüt ve zamanı evham. Şöyle de yapayım. Zaman böyle bir zaman. İzam ve iltizamı, hakikati, temiye ve takviye eden ve sıcak kalpleden çıkan. Yani bu zaman öyle bir zaman ki hakikati insanların kabul etmesi, nur talebesi olması, risalenin okuması çok zor Mustafa. Niçin? Bu zamanı tereddüt ve evhamda bir sürü evham etmişler yani bir cemaata, cemaattan adam çıkmış genelliyorlar. Bağdat'ta bir esnafata yapsa İstanbul'daki esnafa fatura çıkıyor. Böyle bir yer. Böyle bir zamandayız. Peki ne oluyor? Bu zamani tereddüt ve evhamda hakikatleri izan etmek veya kendine iltizam etmek nasıl olacak dershanede? Şimdi bize lazım. Onu kalplerde tenmiye ve takviye yani canlandırmak ve o kendi bilgisine ek yapmak ancak sıcak kalplerden çıkan nedir o? Şimdi dershaneye geldi adam. Cumartesi bugün ders. Mesela akşam ders yapacağım. Bak şimdi. Size bakıyor. Ben ders yapmam bir saat. Ondan daha tesirlidir yeni gelenin yanında dersten sonra çayda yanına oturmak. Hoş geldin hal hatır sormak. Sıcak kalp bu. Adam geldi gitti. Bizi yani yeni bir insanı ve seni ilk önce dershanelere bağlayan, dershanelerde arzu eden, hafta sonunu bekliyor derse, çaydan sonra kim ilgilendi? Ömer ilgilendi. Çaydan sonra, dersten sonra bakar Ömer'e, tamam mı? Bakar ki benimle ilgilensin. Yani bu ücret almak değil. Adamın buna ihtiyacı var. Niye? Toplumda sevgi yok. Af yok. Kucaklama yok. Bak sevmek bir ihtiyaçsa sevilmek daha fazladır. Kıza diyor ki veya kız olana diyor, ben seni seviyorum diyor. Bir ihtiyaçtır. O diyor ki ben seni sevmiyorum, intihar ediyor. Peki, intihar çare ise, intihara sevk eden ruhsal sıkıntıya hayal et. Onun için sevilmek daha ciddi ihtiyaçtır, sevilmek. Dersten sonra sıcak kalplerimizi göstereceğiz. Nedir o? Müsbet efkârı ve müşrik beyanatı. Güzel güzel. Anlatacağız o çay faslında kardeşe burada bulunmanın, risalenin ne bileyim ne biliyorsan müsbet efkarını bir de müşevik beyanatı biz buradayız inşallah beklerim falan tamam mı? Güzel şey bunu şey Osman güzel yapıyor hüsnü zan ile temaşa etmek gerektir bundan benim çıkarımlarım iyi yapıyor değil mi Fatih Osman yapan arkadaşlar var evet. Güzel. Bu da güzel. Fazla mı iş yapmıştı o? Peki. Çıkarımlar. Yapan arkadaşlar. Bir. Hüsnü zan, zemin ve parlak zemindir. Parlak aynadır, gözlüktür. Burada. Hüsnü zan, o zata gözlük veriyorsunuz parlak. O zata zemin oluyorsunuz. O zata gözlük oluyorsunuz, parlak ayna oluyorsunuz. O dersten sonra, inan bir saat ders değil, 10 dakika sen ilgilenmen, benden o ders yaparken, ben okurken benden daha fazla istifade edebilir o. Senin 10 dakikan, ona. Sonra sıcak kalplerde, neymiş o? Müsbet efkar ve müşrik beyanatı, bunların cimi ne demek? Hüsnü zanla temaşa etme vesile olur. O zatın. Yani sıcak kalpler, o güzel davranış gösterin. Kardeşim hoş geldin ya. Nasılsınız? Bir hafta oldu görmeyeli falan. O müsbet efkar bir şeyler de anlattın güzel. Ondan sonra hakikaten bak ne güzel oldu. Geçen hafta da geldiğim bak bu hafta da gel. Ben ilk önce seni görmedim ama gözüm aradı sağa sola baktım falan. Hakikaten doğru ya lan söylemiyorsun. Müşevik beyanatı onun sana ve senin vasıtanda nura ve hizmete üstü zannetmeye vesile olur. Çünkü bir insan, usta diyor ki halkın %80'i avamdır. Taklit eder. Hakkı hak bilip yapışmıyor. Taklitle oluyor. Sonra hakikata geçiyor. %20 elit hakiktir. %80'i taklittir. O işte
güzel beyanat, güzel efendim şey fikirler göstermek ve sıcaklık göstermek. Müşevik beyan bu. Şu zamanda diyor, şu zaman neymiş? Tereddüt ve evham zamanıymış. Üçüncü çıkarımım son. Bir de resümsini yazacağım. İzam ve irtizam takviye termiyeden eğer kişinin anlayışını ve irtizam yapması gerektiğini takviye eder, o fıtratındakileri uyandırırsak onun da sıcak kalpleri olur. Hutbe-i Şame 140. Şimdi ben Resul'ün yazdırdığını size göstermek istiyorum. Ondan ufak bir kağıt. Bakayım ne diyor, ne diyorsunuz? Talebelik, hani nur talebesiydik işte. Bak talebelik hiç bitmiyormuş. Talebe. Tahtaya yazıyoruz. Tahtayı siliyoruz. Ha, siliyoruz, yazıyoruz. Talebe yani değil mi? Talebe. Bak, bu adam, onun için fikirlerinizi açmak için yaptım. Suizan. Şöyle diyeyim. Efendim, İfrat Vasat'ı Tefrit Suizan'ın kafire yap. Suizan yap. O mümini olmadı. Neyi mi aldın? Tefrit. Aha. Tefrit değiştirdim. Olmadı. Şu şu. Kafire. Tefrit. Vasat nefsine. Vasat nefsine olmaz ki sana. Suizan. Suizan. Ha, suizan. Tamam. Ondan sonra kafire. Yok. Mümine. Mümine. Olmadı. İffet mi ya? Vasat, tefrit, mümine yapmak. Mümine nasıl olacak? Sen yani ifrat olumsuz abi zaten. He? İfrat olumsuz zaten. Mümine suizan yapmaz ki. Vasat'ı mümine yapacaksınız. İfrat nefiste. Mümine yapmak. Ben yazayım da. Onun noktayı nazarını bilmek gerekiyor. Bir şey yapsın. Ondan sonra. Suizan yapmamak. Bu suizan da hüsnüzan değil Allah. Bak. Suizan. He? Suizan. Suizan. Tamam. Nefsine suizan edin. Tamam. Nefsine. Şimdi tefriti suizan. Hani o mümine yap değil de yapmamak abi. Yap. Yapmamak yani. Ha yap. Ma. Yapmamak. Ha yapmamak. Yapmamak. Şimdi oldu. Mümine yapmamak. Ha. Şimdi ötekisini şey yapayım. Kâfir üst düzen yapıyorum. Kâfir yap. Bu kalem ilk defa çıktı şimdi bu. Şu anda yazacağım. Ben yazayım, siz şey yapın arkadaşlar. Ondan sonra çay fastımıza mola verdiniz. Tefriti nefsine üstü zanla nefsine üstü zanla bakması. Tefriti nefsine üstü zanla bakması.
bak. Bakması lazım. Ondan sonra vasatı mümine. Biz de hizmet kardeşine. İfratı muvazenesiz ve muvazeneli ve muhakemeli bakmak. Yani siz dedin yani şeyhine, hocasına da sayılır. Evet. Ve muhakemeli. O tabir öyle olmadı abi ya. İfratı yani şeyhine, hocasına ifrat derecede hüsnü zan etmek yani hüsnü zan. Ha ama... O muvazeneli biraz daha basat gibi bir şey olur yani. Muvazeneye baktığın zaman zaten istikametli oluyor. O zaman ne diyelim buna? Şeyhine, hocasına... Tamam sen şeyine. Şeyhine, hocasına. Şeyhine, hocasına... Bakmasın. Bakmasın. Yani, muvazenesiz muhabbet diyebiliriz işte. Öyle olabilir mi? Şimdi doğru mu arkadaşlar ifratı? Doğru abi. Böyle şey yapmış. Mehmet onaylıyor mu? Çok önemli o. Okuyun Hasan abi. Olmadı Hasan abi. Olmadı mı? Hangisi? Bir okuyun Hasan abi. Gösteremiyorum abi. Şimdi yakaladım ki. Bir... Kabul etmiyoruz onu. Bunu kabul. Çaresi olmayan senki tariptir. Okuyun abi. Bir okuyayım öyle. Suizan ilk önce ifratı mümine suizan yapma. Doğru. Nefsine suizan yap. Ama nefsine. Ruhuna değil. Kafire suizan ya. Tamam. Doğru mu? Bir yanlışlık var mı? Abi ben, o zaman suizan ben bir şey görmedim. Vasatında yani suizanın vasatını mümine yapabilir misin? Suizan mümine yapamazsın. Yapmamak. Mümine yapmamak. Hayır. Vasatını... Aslında şimdi ifrat, bama, mertebe, şafı yapmak lazım. Nasıl olur? Olmadı ki. Orta yara yapmak mümine diyor. Yani yapmamak ifrat. Şu, Müslüman'ın üstü zan vazifesi var. Yani şey yazıyordu ya, mümkün olduğu kadar adam, bekbin, insafsız adam suizan eder. Çünkü kafir ifrat olması lazım diyor Müslüman. İfrat abi mümine yapmaması gereken bir şey. Zaten kafir, suizan zaten kafir. Mesele zaten kafir. Zaten toptan, temelden gitmiş. Yani tefrit mertebe abi. İfrat da o yapamayacağım orası. Hasan abi tefrit yani onun yani humuttur yani. Diğer, yani varlığı bitmiş, yani. Devre dişidir. Bitmiş yani. Hasan abi. Yapsan olur, yapmasan yani hiç konusuz bir şey abi. Yani kafir olan suizan. Zaten kafir adam. Yani bu cümlede tasavvur dediği doğru. Ve suizan mümine yaparsan onun ifrat mertebesidir. Onun için mümine yapmamak derken o anlaşılmıyor yani. Yoksa evet. Dediği doğru. Yani mümine suizan yapmak bunun ifrat mertebesidir. Evet. O şekilde yazılırsa daha yanlışılır. Bunu yapmamak diyor ya o manada da diyor. Yapmak mı? Ha, öyle oldu işte. Mümine suizan yapmak suizanın ifrat yaparsa ifrat olur. Nasıl? Yaparsa ifrat olur. Şey, sileyim de söyleyin. Yapma abi, yapma. Bakmak. Öyle mi? Yaparsa ifrat yapmasa tefrit oluyor abi. Mümine suizan yaptığın zaman ifrat oluyor. Ama hiç de yapmasan tefrit de kalıyor. Yapacak onu, nefsini yapacak işte. Bu mu? O ya tamam şimdi oldu abi. Öyle mi? He? Mümine yapmak, suizan, ifrat. Ha. Mümine ifrat şey suizan hani ifrat derecesi yani, suizan yaptığın ifrat zaman onu yapmış. Suizanı nefsine yaparsan vasatı kafir yapar tekrar. Tamam. Peki ya şey nedir? Şimdi doğru oldu. Ama nefsine çok suizan yaparsa çöküntü olmaz mı o zaman? Nefsine yapmam. Derken yani Allah'a isyan eder nefsen mariye. Nefsen mariye için. Levame mulime ruhsal nefis derken insan kastı değil. O işte nefsen mariye yazın ki Hasan abi. Ha o zaman şöyle diyeyim. Nefsen mariye. Nefsen mariye diyelim. Zaten ters yazmak lazım da Hasan abi sanki ya. Suizan nedir ya zaten? Abi. Mümine yapmak ifrat o şekilde Resul. O zaman tamam. Nefsi emmare. Öyle mi? Zaten yersen bana hastalıdır suizan. Hani öyle tabir tamam, var yani. Doğru. Şeydeki. Doğru. Tamam. Hatta he? Hani bütün fıskı menşe diyor. Bütün kuvvetlerin ifrat ve tefritinden çıkar diyor zaten abi. Evet, o tabirde var yani. Hı.
Suizan ifrat mertebesinde mümini yapmak suizan. İfrat mertebesi. Peki hüsnü zan ifratı, vasatı, tefriti. Vasat hemen kişi yapıyor. Mümine hüsnü zannetti. Doğru. Tefriti nefsine hüsnü zanla bak. Bak yani. Bakmak. Bak. Bakmak. Ha, baktığın zaman olmaz yani. Ha. O zaman bakmamak. Bak. Bakmak. He? Bakmak, bakmak. Bakmak. Bakmak, suizanla. Şu devrik buraya döner. Yani nefsine hüsnü zanla bakma. Baktı zaman if tefrit oldu değil mi? Evet. Peki mümine hüsnü zanla bak. Bak. Nasıl? Şeyhine, hocasına hüsnü zanla bakmak. Bakmasın. Normal. Normal. Bir burada bir şey yapamadık. Fatih böyle ince ince düşünüyor ama bir şey beklemedim. Ha. Evet. Yani abi, bunlar geçmedi mi daha önceki derslerde? Geçti de. Onun noktayı nazarını alamadınız. Dün anlattı güzel bak. Güzel. Fakat çok şey. Hasan abi burada suizan bir cihaz olarak kullansak anlamak için diyorum. Cihaz olursa. Bunun ifrat mertebesi mümine. Vasatı nefsi emmareye. Tefriti kafire. Üstü zanda diyelim ki bir cihaz, bir hissiyat. Cihazdır zaten, cihazdır bunlar. Bunun tefrit mertebesi. Yani olumsuz, tefrit ve ifrat olumsuz bir şey abi. İfrat mertebesi, şeyhin hocasına bakması, vasatı, mümine üstü zanla bakması, tefrit de kendi nefsine maalesef üstü zanla bakması. Yani zaten ifrat ve tefrit olumsuz bir şey yani. Evet. Yani olması gereken bir şey değil. Değil. Vasatlar olması gereken, sıratı müstakimdir abi. Sadece nefisten yapsak mesela, nefisin şöyle yaparsa ifrat, şöyle yaparsa tefrit, onu yapmıştık herhalde. Zaten bu zaten yok abi aynı zamanda. He? O, aynı zamanda o senin dediğin de zaten bu. Bütünlemesi ne yarabbim? Bu aslında sağlaması yani. O yapılan şey böyle, egzersiz, ders bitti. Fakat böyle bir şey koyarak böyle, dersi böyle kafada alt üst etmeye sebep verdi şimdi. Evet, alt üst etti. Ama nasıl dedim biliyor musun Faruk? Biliyorsun. Bütün bildiklerimi unuttum ya. Evet. Alt üstünde iki manası var abi. Yolun bir de yolunsuz. Kimler olduğunu aldın mı? Al bakalım içeriye. Bundan sonra burada bir sayfası söylemiş miydin? Yok bu sayfada mı dedi? Sen bir yerde buldun mu? Bazı yerler duramadan ve çektim. Mesnevi 65'te. He? Mesnevi 65'te. 65. Normal işaretin 23'te normal kubeler ifrat mertebesini sağlıyor abi. Üst kubeyi içeri 3 metreyi söylüyor. Nereden çıkarttın? İşaretin. Ben bunu derslerde çıkardım abi. 2-3 kubeyi yaptım derslerde. Tamam. Peki. Burada kesiyoruz. Allah'ın ama Yusuf Allah'ın hiçbir şey demedi. Güneşe durmuş. Ha? Merkezde kal. Falan şey? Allah razı olsun abi. Söyleyecekler ders bitmiş. Tam söyleyecekler ders bitmiş. Ha tamam. Şimdi Hasan abi, şimdi işin en ince noktası da yani bir insan yani enenin mana ismi cihetinden tecerrüt edilmezse suizandan kurtulamaz. Yani suizan hastalığını tedavi edemez. Yani enenin mana ismi cihetinden tecerrüt etmesi şart. Yani mana harfiye geçerse suizandan kurtulur. Üstü zana hasar olur. Çünkü onun zıttı artık üstü zan. Üstü zan fıtrı bir hal ortaya çıkar. Yani tevazu fıtrı bir haldır. Ona niyet onu ifsad eder. Fıtrı yani üstü zana fıtrı bir haldır. Niyet edilmez. Sadece enenin mana ismi cihetinden tecerrüt ya mana harfiyle bakarak o suizanı izale etmiş olur. Suizanın inkişafını engellemiş olur. Mesela bu kanunu şeyde kullanıyorum anlattığını. Mesela diyor ki eşini kavga etmesine, psikoloji ya, eşini kavga etmenin en büyük sebebi değiştirmeye kalkmaktır. Tamam mı? Eşini değiştirmeye yapma diyor. Bunu yap diyor. Yoksa yok yani. Bu diretir yani. Hiçbir nefis demez ki Allah razı olsun. İyi ki söyledin, düzeltin. Direnir.
Ben buna şöyle bir çare buldum, onu söyledim. Onun kötü bir ahlakıyla kaldırmaya meşgul olma. Dedin, tamam, olma. Onu kapatacak, ortadan kaldıracak güzel sıfatını onayla, ikide bir parmak bas, o güzel sıfatın çapını genişlettirirsen sufli sıfat yok olur. İnkişaf etmez yani. Evet. Bir kuvvete kalır. Evet. Mesela cimri adam, ya cimri niyesin kardeşim, cömert ol demektense, tamam, ya şurada bir şey var ya, bu kalem alsın, bir kalem alsan iyi olur ya, öyle mi ya falan, böyle, yani cimrilikten vazgeçmek demektense, veya çocuğa oğlum, kızım, ekmeği yiyerek dolaşma, döküyorsun, Allah yakar seni cehenneme demektense, oturarak yersen Allah seni cennetine koyar. Yani iyilik sıfatının çapını genişletirsen, sufli sıfat kalkmıyor. O zaman üstü zanı, evet, üstü zanı geliştirirsek suyu zan dipte kalır. Üstadın kullandığı metod abi, 9. metoddaki mecra alanı var ya. Evet, dünyayı sevme, adalet etme, değil mi? Orada. Oysa teklifi manayı taktır diyor. Ama bunların diyor, olma, yani yaratılış gayesine uygun istihdam edilirse hem teklif uygun olur hem de neticede alınır. Çünkü dünyayı sevme, nasıl sevmeyeyim ya, fıtratımda var. O ki benim sevmemi istemiyordu, niye yarattı? Oysa şöyle şöyle sev derse ne kadar güzel olur, kolay olur. Peki. Vâhir davâhum elhamdülillâ rabbil âlemin. El Fatiha'tı masrâhâ.